İletişim dünyamız. Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle karşınızdayız efendim. Ben Deniz Faruk Salt. Bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Teknik masada değerli arkadaşım Mustafa Özcan yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim, uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım. Hocam hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba efendim. Sizinle aşağı yukarı 4 ay önce bir program yapmıştık. Evet, empati üzerine. Empati üzerine konuşmuştuk. Evet, evet, o da güzel empati, bir program olmuştu hatırlıyorum. Benim için de güzel bir programdı. Empati nasıl geliştiririz o konuda? Güzel bir deneyimdi hepimiz için de. Evet. Bugün de inşallah çocuğun, bugünlerde çok güncel evet, bir olay. Çocuk istismarı malum. Çocuk istismarı var gündemde ama daha çok hani bunu daha pozitif bir şekilde çocuklara vermek aslında. Hı hı. Yani ben o açıdan aldım konuyu da daha çok elbette. Hani yani korkutmaktan. İstismarı önlemek. Evet, önlemek. Evet. Korkutmak değil önlemek. Hı hı. Problemin çözüm kaynağı önlemek yani. Evet, evet daha şimdi çok çokça konuşuluyor. İdam edilsin, asılsın, kesilsin efendim. Doğru, canı evet. Yanan aileler için o alçakların ne yapılsa az. Kesinlikle. İdam yani. Dedesi az ama bunun tedbirini baştan alıp. Baştan alıp oluşmamasını önlemek evet. Lazım. Bunu aynen, nasıl olmaması yani, gerekiyor? Bunu nasıl yani olmaz hali nasıl getirebiliriz? Evet. Bizim derdimiz o yani daha çok. Tabii bu birden bir kişinin öldürülmesi ya da bir kişinin işte cezalandırılmasıyla bitmiyor. Birisi bitiyor, diğeri başlıyor. Yani mesela ilk haberlerde de öyle değil mi? Son dönemde yaygınlaşması. İlk önce bir yerden duyduk, sonra başka bir yerde giderek daha çok yaygınlaşıyor. Bu toplum olarak bize şey de var. Mesela ben kendi özellikle çocuklarımın bu böyle bir haber çıktığında çok fazla izlemesi taraftarıyım. Hemen başka bir kanala geçiyorum. Çünkü korkuyla çocukları kaygıyla bir yere götüremeyiz. Öyle olunca daha sağlıklı bunu çözüm nasıl yapabiliriz? Mesela onun üzerine konuşuyor. Tabii çocukları da kapatmak, engellemek değil. Diyorsun ki hani değiştirdiğinde bunu nasıl yapabiliriz? Evet bunu nasıl önleyebiliriz? Böyle bir şey başımıza geldiğinde ne yapabiliriz? Yani böyle bir durumla karşılaştığında bunun çözümü ne olabilir? Biz daha çok bunun üzerinde aslında belki de eğilmemiz lazım. Doğrusu da bu. Hani sivrisineklerle ilgili misal verirler. Evet. Efendim bataklıkları mı kurutmak lazım yoksa sivrisinekleri tek tek öldürmek mi? Elbette bataklığı kurutmak lazım. Esas. Evet. Bizim de burada alacağımız tedbir bu. Tedbir nedir? Olmalı. Yani bizim toplumsal olarak biz neyi kaybettik? Hangi değerlerimizi kaybettik? Evet. Bu kadar bu yaygınlaşır ahlaki problemler. Evet. Asıl bu noktaya bakıp yani çünkü şimdi bu evet bunu uğrayan çocuklar bu çocuklar büyüyecek ileride yarınlarımız olacak. Bu kaygıyla onlar mesela her nesil biraz daha farklı hep toplumda şu şikayet var. Evet giderek daha kötüsü oluyor giderek daha nesilden daha sıkıntılı ama olay böyle değil aslında. Olayı biz daha iyi nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Evet. Onun üzerinden hani konuşmamız lazım. Bugünkü konumuz da o. Ve o nedenle de ben başta şuna değinmek istiyorum. Sağlıklı sosyal çevre nasıl oluşturur çocuklarda? Evet çocuğun sosyal çevre ihtiyacı. Evet çünkü bir diyorsun. Kişi evet. Yaratılış olarak tek başına yaratılmadı. Hiç insan onun yaratılışından beri. İllaki bir iletişim, bir sosyalite var hayatında. O nedenle de bunu sağlıklı olarak nasıl oluşturabiliriz? Sağlıklı iletişim, sağlıklı sosyal çevreyi nasıl oluşturabiliriz? Asıl bu konu üzerinde hani durmak istiyorum. Çocuk ilk sosyal çevre olarak ailesini görür etrafında. Aileyle tanışır ilk gözünü açtığında. Anne. Anne. Evet. Anne en güvenli, en önemli liman anne. Evet. Anneyle ilk o kaynak zaten hatta gözünü açmadan da. Zaten anneyle bir kaynak var. Evet. Gözünü açtığında ilk güvenli kaynak annedir. Evet o nedenle anneler güvenli kaynak diyorum. Çünkü güvenli olduğumuz zaman, güvenli bir liman olduğumuz zaman çocukla sağlıklı bir iletişim yavaş yavaş başlıyor demektir. O aşama çok önemli. O nedenle bizim davranışlarımız anneler olarak, annelere ulaşmak olarak çok önemli. Belki de sorunun çözümü yine buradan başlıyor. Toplumun anneler yani toplumsal olarak annelere ciddi bir yatırım yapılması lazım. Annelerin yetişmesi, gelişmesi konusunda. Çocuklara hani anneler iyi bir kendini korumayı, kendisini
nasıl ifade edebileceğini anneye öğretirsek çocuklarını, anne öğrenirse evet, çocuğa da iletir. Nasıl tedbirler alınmasını anne bilirse o da çocuğunu öğretir. Tabii tabii, anne bildiği sürece çocuğa öğretir. Ben daha önce bir yerde biz program yapmıştık. Orada anne çocuk güvenli bağlanması üzerinde konuşmuştuk. Özellikle bu terör konusu. Ya, aslında toplumumuz o kadar çok anneyle ilgili, annenin sağlıklı iletişimi, annenin doğru kaynak olması ile ilgili önemli ki. Biz bunları yaptığımız zaman çocuğa o iletişimi iyi veririz. O nedenle biz anneyle olan güvenli o bağlanmayı, o ağı iyi kurarsak çocuk anneyle iyi iletişime geçmiş olur. Annesi yani onu verdiği zaman çocuk daha iyi gelişir. Evet. Gelişim içerisinde bu çocuğun gelişim kişinin yaşam boyunca değişir bu evresi. Anne ilk başta işte dediğimiz gibi ilk doğumdan itibaren rahat olup çocuğa o ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşıladığında çocuk rahatlar. Ama çocuk ilk kaygılandığında annenin kaygısı artarsa bu şey başlar. Bir dönmeye başlar çember çarkı. O çark böyle devamlı aynı şey üzerine dönüyor. Evet, çocuk çok ağlıyor, anne kaygılanıyor. Anne kaygılanıyor, çocuk ağlıyor. Bunu çıktığı zaman hani bu çarktan fasit çocuk, daire mi diyoruz? Evet. Yani bu bir döngüye girer ya, çıkmaz bir döngü denir. O döngüye girdiği zaman aslında hep anne şey söyler. Çocuk çok ağladığı için ben hani kaygılanıyorum ama anne kaygılandığı için aslında çocuk ağlıyor. Evet. Anne rahatladığı zaman çocuk da rahatlayacak. Evet, annenin rahatlaması için ne yapmak lazım? Annenin rahatlaması için babanın desteği önemli. Sadece o mu? Yani ilk şey o dönemde, ilk çocuk doğduğu dönemde evet baba desteği çok çok önemli. Evet. Çünkü orada iki anne ve baba olarak bir çocuk tanıyor. Yani sosyal çevreyi sadece anne olarak değil. Anne çünkü bir şey vardır, hormonal olarak değişim var doğumdan sonra annede. O değişim anne bazen kaygısını artırır. Hı hı. O süreçte babanın işte burada baba çok ciddi devreye giriyor. Burada da babanın eğitimi. Esas. Yani evet çok çok önemli. Çünkü şey eşini rahatlattığı zaman baba annenin kaygısını aldığı zaman ondan sonra anne yavaş yavaş anlaşılabildiğini düşünecek. Anne anlaşılabilince çocuğu anlamaya başlayacak. O nedenle hani sadece şey bizde işte doğum hani bebek olunca anneye yük biner. Hani daha çok işte çocuğu rahatlatmak, çocuğun ilgisini evet bazen anne anlamayabilir. O durumda baba devreye girecek. Hani nasıl? Burada dışarıdan gözlemleyecek çünkü onun ilişkisini. Oradaki çözümü baba devrede olduğu zaman daha kolay olur. Anne ile çocuk arasındaki ilişki. Bunu biraz açalım mı? Babanın devreye girmesi veya babanın rolü, fonksiyonları rolü neler? Rolü şöyle. Şimdi anne ile çocuk arasında bir evet genelde şeyden çok bahsederiz. Bebekte gaz sancısı vardır. Ağlar. Bebekteki aslında o gaz sancısı stresten, sıkıntıdan daha çok. Bebeğin. Tabii tabii. Onun en büyük şeyi o. Çünkü sütten geçer. Annede eğer sıkıntı, stres varsa oradaki hazımsızlık, sıkıntı şeydendir yani. Gaz sancısının problemi oradan kaynaklanır. Evet baba bunu dışarıdan gözlemlediğinde belki annenin bu defa hani ağladıkça anne uykusuz kalır. Stresi artar. Ve sütündeki o şey bebeğe daha çok fazla geçer, daha fazla artar. Baba bunu dışarıdan gözlemlediğinde ben ne yapabilirim? Bununla araştırabilir. Bu konuda ne yapabilirim? Kendim hani anneye nasıl destek olabilirim? Annenin kaygısını, annenin sesinden anlar stresini, yorgunluğunu. Yani nasıl yardımcı olabilirim? Belki çalışıyordur, tamam yoğun olabilir baba dışarıda. Onun dışında o zaman anneye destek sağlayacak. İlk önce annenin ruhsal olarak rahatlaması lazım. Özellikle o lohusalık. Çünkü ilk dönem çok önemli. Çocukla annenin bağlanması. Hani bir soğuk bir bağlanması olursa çocuk emmeden uzaklaşıyor. Hı hı. Anne bir defa kendini yetersiz hissediyor. Bir defa süt olunmuyor. Böyle böyle başka bir sorun geliyor arkasından. Sorunlar birbirini takip ediyor. Tabii takip ediyor. Baba bu defa şey fark ederse eğer annenin bu konuda yetersiz hani sıkıntılı olduğunu destek olursa hem ilişki güçlenecek anne ile baba arasında birbirine sıkıntı anında destek verdiğini çocuk bunu hissedecek o sıcaklığı. Yani bu zamanla her problemde bu defa beraber ortak çözüm arayacak anne baba. Ama ortak çözüm aramayıp baba işte ben bilmiyorum hani sen niye böyle bu çocuk ağlamıyor durmuyor diye anneye yüklenirse sorun yumağı yavaş yavaş büyümeye başlayacak. Bu defa ne olarak bakıyor çocuk? Ağlamaya başlıyor her şeyde, mızmızlanmaya başlıyor yaşı büyüdükçe. Evet.
Soru bir defa bazen şey oluyor. Çocuk ağladıkça anne baba tartışıyor. Sonra ne diye dönüyor o? Çocuk diyor ki benim yüzümden mi tartışıyor dönüyor ilerledikçe fark çocuk ettikçe. Çocuk büyüdükçe tabii büyüdükçe, bunu anlamaya tabii, başlıyor. Anlamaya başladıkça. O yüzden babaya da çok ciddi. Yani gerçekten ben hep şunu söylüyorum. Hatta biz Nisan ayında bir istismarla ilgili çalıştaya katılmıştık. Orada anne çocuk eğitimi falan onu konuşmuştuk. Hep şunu söylediler, hani genel bir ortak kanaat şu çıktı. Evlenecek bireylere evlenmeden önce mutlaka ve mutlaka anne baba eğitimi verilsin. Evet. Hani eşler tamam hazır mı? Eş olmaya hazır mı önce? Eş olmaya hazırsa anne baba olmaya hazır mı? Anne baba çünkü her iki taraf kendi görevini iyi bilirse o zaman birbirini rahatlamayı da iyi bilir. Sorunu çözmeyi de iyi bilir. Hani bir sorun kimde değil. Bu sorunu nasıl halledebiliriz? Evet. Şimdi siz bunları söyleyince biz bunları daha önceki programlarımızda da söylüyor, konuşuyoruz evet. Zaten. Anne baba bugün artık evet. Günümüz şartlarında geniş aile toplumu içerisinde olmadığımız için evet. Büyük aile toplumu içinde olmadığımız için yani dedelerin, babaannelerin, anneannelerin, efendim amcaların, dayıların evet. Onlardan çünkü destek alıyordu anneler, babalar. Önceden ama daha kolaydı işimiz. Daha kolaydı. Şimdi artık böyle bir durum olmadığından işte kalkmış Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş veyahut da büyük kentlerden birine gelmiş, oraya yerleşmiş aileler, evet. Çekirdek aileler, anne baba, evlatlar, başka bir şey yok. Dolayısıyla bu ailelerin artık günümüzde bir eğitim alması şart. Psikolojik eğitim de alması lazım. Evlilikle ilgili, efendim dediğiniz gibi anne evet. Baba olmayla ilgili. Olmayla ilgili hazır mıyım? Hı-hı. Ben hani bu çocuğu yetiştirme konusunda hazır mıyım? Anne baba olarak eşime destek verme, yani kadın anne olarak ben hem çocuğuma hem kocama destek vermeye hazır mıyım? Baba da ben baba olarak çocuğuma destek vermeye hazır mıyım? Eşime destek vermeye hazır mıyım? Zor zamanda yanında olabilecek miyim? Eşime yardımcı olabilir miyim? Evet. Sadece hani yok annelik onun işi. O çocuk sadece ben işte dışarıdan kazanç sağlarım değil. Yani ne anne o şekilde bakılabilir ne babaya o şekilde. İkisinin ortaktır. İkisinin de ortak kararı, ortak beraber karar alacaklar. Mesela bu çünkü yük anneye bindikçe ileride bir şey olduğunda anne çocuğunu sahipleniyor. Sadece ki hani bu benimmiş gibi birçok karar vermiyor. Bu defa anne başlıyor. Evet. Yani ortak bir yolun başında mesela çocuk doğduğundan itibaren ortak beraber bir şeyler yapmaya başlanırsa yok bu ikimizin beraber. Evet. İkimiz beraber karar alabiliriz dönüşür o zaman. Günümüzde bir de boşanmalar da çok arttı malum. Maalesef. Bugünkü konumuz o değil ama yani bütün bunların neticesinde Küçük noktalardan başlıyor. Evet. O küçük şeyleri küçükken halledersek mesela ilk işte karar alıyorsun evlilikte. Eş olmaya hazır mıyım? Birinci evet. Aşama. Eş olmayı geçtik. Evet ikinci aşama gelir sonrasında bu iki kişi hazır olduğunda anne baba olmaya hazır mıyım? Evet. Bununla hani destek gerçekten sosyal sağlık çok önemli. Biz mesela çocuk doğduğunda hemen şey bakılır, fiziksel olarak bir rahatsızlığı var mı? Onun için bütün uzmanlar araştırılır, en iyisine götürülmeye çalışılır. Ama çocuğun sosyal ve psikososyal sağlığı çok daha önemli. Tamam fiziksel sağlık kesinlikle önemli ama ruhsal yani psikososyal uyumu çok önemli. O da çok, sağlığın çok içerisinde zaten. Aynı içerisinde. Tabii. Biz onu farklı bir noktaya koyuyoruz her zaman. Onu es geçebiliriz, hallolur. Biz hallederiz. Bazen biz halledemeyebiliriz, biz göremeyebiliriz anne baba olarak. Dışarıdan destek almamız gerekiyorsa beraber gideceğiz, destek alacağız. Evet. Bu noktada kendimizi işte toplum, belki de hani devlet olarak, sosyal devlet olarak bu noktada kendimizi biraz daha hani geliştirip, evet burada şey var, hep özel gitmen gerekiyor. Birçok aile bunu karşılayamayabiliyor maddi olarak. Belki devletin hani bu konuda daha çok desteği olduğunda, bir kısmının devletle karşılanırsa çok daha iyi, belki çözüm yavaş yavaş daha iyi kolay olacak. Hastaneler malum zaten sigortalı vatandaşlarımız için ücretsiz, evet, ilaç da ücretsiz. Evet, ücretsiz. Bu psikoterapiler veyahut da terapiler biraz daha işte şeye giriyor. Daha özele gidiyor. Daha özele giriyor. Mesela danışmanlık hizmetleri falan. Orada biraz maddi olarak sıkıntılar evet, işte devreye aslında giriyor. Aslında hastanelerimizde de psikologlar var ama, ama işte yetersiz. Biraz yetersiz geliyor. Ama giderek mesela şöyle bir güzellik var. Belediyelerde özellikle bu artmaya başladı. İstanbul çok güzel, için evet, çok İstanbul için çok ciddi avantaj. Yani evet. Ama mesela diğer belediyelerde Anadolu'da bu biraz daha az. Ama İstanbul'da tabii yoğunluk fazla. Hı-hı. Belediyeler bunun farkında. O destek konusunda gerçekten güzel bir destek var. Sayı da bayağı var. İnşallah giderek daha da oturacak. Evet. Yani bu noktada çünkü
Aile Bakanlığı'nın da çözümleri var. Tabii. İnşallah giderek oturacak. Hiç şüphe yok. Son 15 yıldan bu yana bu konuda çok büyük adımlar atıldı. Evet, evet, evet. Devlet olarak, efendim belediyeler olarak çok güzel çok, işler çok yapıldı. Çok güzel oldu. Evet. İnşallah daha iyi olacak. Bunda evet. Şüphemiz yok. Allah'ın izniyle inancımız tam. Daha güzel şeyler olacağını. Çünkü hani belediyelerden özellikle fark edince, evet, bir belediyede ben ilk fark ettiğimde birkaç belediyede, şimdi neredeyse hemen hemen İstanbul'da her belediyede var bu sosyal destek birimi. Evet, var var. Var, o yönde çok güzel. Onun dışında malum psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezleri var. Evet. RAM'lar var. RAM'lar yani. Var. Tabii özel eğitimler giderek arttı. Hmm. Çünkü şey de çok, mesela eskiden engelli olarak işte burada hani mesela ailenin, karı kocanın birbirine destek diyoruz. Çocuk evet doğdu, fiziksel olarak bazen sağlıklı oluyor, bazen olmayabiliyor. Burada yani mesela ola ki fiziksel sağlıklı olmadığında çocuk, bu defa sıkıntı daha da büyüyor. Evet. Orada işte anne baba olmaya hazır mıyım? Yani her şeyle anne baba olmaya hazır mıyım? Gelene sadece bir, ne eşim, ne hani kadın eşine, ne erkek eşine. İkisi de birbirine bu yükte destek olmaya hazır mı? Evet. Zaten günümüzde bir de bu var. Malum hanımlar da çalışıyorlar. Çalışıyor, evet. Büyük bir kesimi artık. Belki doğum öncesi ve sonrası bir izin var ama yani o da kısa bir süre. Çünkü şey de çok önemli. Mesela ilk 3 yaş çok çok önemli bir süreçtir çocukta. Bağlanmayla ilgili anneyle çocuk. Özellikle emzirme dönemi mesela. Çocuğun en dokunsal hani temasla en yoğun sevgiyi aldığı, güvenli, o sağlıklı liman dediğimiz kısım orada devreye giriyor. İşte anneler o emzirme dönemini çok iyi fırsat bilecek. Çocukla sağlıklı ilişki kurmak açısından. Orada emzirirken evet çocuğuna bakmayı, onu bir nimet olarak görmeyi. Yani onu emzirirken evet hemen bir an önce emzireyim, görevim bitsin, sonra ben başka işi düşünmeyeceğiz. Orada çocukla o iletişimi iyi kuracağız. Yani evet. onun bir nimet olduğunu, onun bir şükür zamanı aslında çocuğun. Hani mutlu olursa çocuk o mutluluğu hisseder. Ama bir an önce bitsin işte karnı doyum, uyutayım ben başka işlerime bakayım değil. İşlerimize bakarız. Çünkü o giden zamanı bir daha getiremeyiz. Evet. O dönemi sağlıklı kurarsak sonrası çok daha kolay gelecek uzun hayatımızda. Uzun tutmak mı? Uzun tutmak ve kaliteli tutmak. Hı hı. Kaliteli tutmak. Sevgili. Hani sevgi, muhabbetle geçirmek o anı. Evet. Yani şey değil, mesela görev olarak görmememiz lazım, atfetmemiz lazım kendimize. Bu şükür zamanı, çocukla muhabbet zamanı. Evet. Bir de tabii işte diyelim ki doğumdan sonra ne kadar izin veriyor devlet bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla bir 6 ay ücretsiz izin dönemi var. Evet. Sonra bunu uzatıldı işte süt izni falan diye. Hatta bazı bir yıla kadar da çıkartabiliyorsun artık. Halbuki çocukları emzirme için, anne tarafından emzirilme için 2,5 yıl falan denir değil mi? Toplam 2 yıl mesela şeyde de dinen de 2 yıldır hani hı-hı, emzirme dönemi. Evet, o 2 yıl çok çok güzel hani geçirildiği zaman evet, çok çocuk da rahatlar. Kendisini bir de şeydir hani bir bakıcı olması aslında 2 yaşına kadar. İnşallah herkesin imkanı ferahlar, daha rahat şartlar. Bir de yani şöyle bir şey var. Biz neye göre rahat şart istiyoruz? Hani bizim rahatlık anlayışımız ne? Biraz da o da değişti yani hocam. Evet. Şey olarak yani beklentilerimiz çok giderek artıyor hayattan. Yani belki içinde bulunduğumuz fırsatı nimet bilip çocuklarımızla güzel geçirmeyi bilsek. Sonra 2 yaşına dolduğunda zaten bir başka hani bakıcı, destek elemanı zaten oluyor. Ya okul oluyor. Kreşe vermeye başlıyor 2 yaşından. Çünkü gündüz bakım veren kreşler de var artık. Yani o noktayı iyi değerlendirirsek, çocukla o 2 yaşı çok iyi geçirirsek ondan sonrasında aslında biz rahat edeceğiz. Evet. Keşke diyorum anneler eğitim almaları güzel tabii, eğitim alsınlar ama evet, ondan sonra hep annelik görevleri devam etse, çocuklarımızı kreşlerde zaten, başkalarının elinde büyümese evet, annesinin elinde büyüse, çünkü o çok daha sağlıklı değil mi? Çok çok daha sağlıklı, çok çok daha sağlıklı yani giderek zaten mesela özellikle sık sık bakıcı değiştiren çocuklarda çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Evet. Yani mesela bir bakıcısı olan çocukla birkaç tane değiştiren, çünkü bir çocuk bağlanma mesela bir anneye bağlanıyor, bağlanma modeli geliştiriyor. Anneden sonra hemen bir başkasına, sonra bir başkasına. Ama bir tane olduğu zaman o çocuk evet güvenli bir bağlanma. Ben hani tanıyor. Çünkü çocuğun kafası karışıyor, küçük. Tabii. Hangisinin nasıl davranacağını. Sonrasında bu defa çabuk hani bir liman olarak bir kişiyi görmüyor. Birkaç kişiyi görüyor çocuk. Doğru. O nedenle hani annenin tek başına çocuğu, özellikle 3 yaş
eğer imkanı varsa 3 yaş çok çok önemli. Evet. Ondan sonrasında zaten çocuk artık daha çok hani sosyal çevre ister. Sen ne yaparsan yap, çok evde tutmak daha zordur. Günümüz çocuğu zaten giderek daha çok hani uyaran çok aldığı için zihinsel olarak daha çok gelişiyor. O yüzden o çocuğu tabii kreşe verirsin. Ondan sonrasında o sosyal olarak gelişir. Evet. Hocam bir ara verelim. Tamam. Sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sosyal çevre ve sağlıklı, güvenli ilişki konusunda sohbetimiz devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sosyal çevre ve sağlıklı, güvenli ilişki başlığı altında sohbet ediyoruz. Evet hocam, programın birinci bölümünde çocuğun sosyal çevre ihtiyacından söz ettik. Evet, sosyal çevre. Annenin rolünü, bilhassa annenin, babanın rolünü konuştuk. Evet. Evet, bu bölümde çocuklarda sosyal çevre uyumu ve güven ilişkisi üzerinde konuşalım biraz. Evet, burada ilk liman dedik anne. Evet. Yani çocuk da gözünü açar, anneyi görür, baba sonra. Anne ve baba çok önemli. Sonrasında bu anne ve babayla ailede oluşturduğu sağlıklı ilişki ya da sağlıksız bir ilişki. Evet. Yavaş yavaş çocuk artık büyür. 3 yaş dedik ya, 3 yaş çok önemli, ilk 3 yaş. 3 yaştan sonra çocuk artık yavaş yavaş bir kreş, bir sosyal çevre, bir arkadaş çevresi oluşur. Bundan sonrası çevresinde aileden aldığı ilişki türünü, ilişki modelini çevreye yansıtmaya başlar. Evet. Nasıl bir ilişki kuracağı modelini geliştirir çünkü çocuk. Evet. Orada iyi bir ilişki geliştirdiyse, çatışmacı bir ilişki geliştirmeyip sağlıklı bir ilişki geliştirdiyse onu yansıtacak çocuk. Onu alacak dışarıdan, evet. Onu arayacak. Burada şunu belirtmemizde fayda var sanıyorum hocam. Gerçi bundan önceki bölümde konuştuk da. Mümkün oldukça anneler çocuklarını 3 yaşını tamamlayana kadar... Mümkünse. Evet. Mümkünse. Bunu mümkün hale getirsinler. Evet, ne yaparlarsa yapsınlar. Yani devlet çalışıyorsa ya da kurumlar. Yani anneler özellikle. Yani çünkü o giden yıllar bir daha bize gelmeyecek. Bir daha gelmeyecek. Ve çocuğumuzu da bir daha tekrar o yaşa getirip de yetiştirme fırsatı bulamayacak. Olmayacak. Evet. Ya keşke dememek için mümkünse. Evet. İlk 3 yaş. Evet, hani doğru güzel, hani dışarıdan şunu da alıyoruz bazen. Diyoruz. İyi, doğru güzel söylüyorsunuz ama işte bizim iş şartları. Evet, iş şartları öyle ama bir şey niyet almak Allah nasip eder. Ben buna çok inanıyorum. Bebeği düşündüğünüzde bence öyle bir niyet alın. Allah mutlaka öyle bir kapı açar size. Evet. Yeter ki siz isteyin. 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 Bu şeydir mesela, hani arkadaşımla onu konuşuyoruz. Mesela bu şeyde meditasyonda falan işte evrene öyle bir mesaj göndermek. Biz de dua etmek. Tabii. Yani böyle bir dua edeceksin ya. Sen öyle, evet, bir şey isteyeceksin. Öyle pozitif bir niyette bulunun. Siz iyi niyetli olarak, evet, Rabbimizden isteyin. İsteyin. O da size ama bir kapı açacak. O kapıları mutlaka açacak. Hiç şüphe yok. Evlatla beraber, evet, olmak, o dönemi beraber geçirmek. Ondan sonrasında da, çünkü artık sosyal bir çevresi olacak çocuğun. Okul olacak, kreş dönemi başlayacak. O kreş döneminde zaten sen o dönem çalışırsın. Akşam geldiğinde de evde kaliteli bir zaman geçirirsen çok daha iyi olur. Tabii ama şuna annenin de biraz daha hazır olması lazım. Ya çocuk mesela ilk 3 yaş, evet böyle yapayım ama çocuk, anne bir psikolojik olarak buna hazır olması lazım. İstiyorum bunu gerçekten. Bunu çocuğun yüzünden kalıyorum. İşte ben işte şundan kendimi mahrum ettim olarak değil. Onu hissederseniz, onu o şekilde düşünürseniz o çocuğa yansır. Sizin duygularınıza, hislerinize yansır. Bunu özellikle gerçekten istememiz lazım. Ben çocuğumla zaman geçirmek istiyorum. Onun o dönemini güzel bir şekilde beraber, kaliteli bir şekilde geçirmek istiyorum. Evet. Bu şekilde... Evet, bundan sonrasında sosyal güvenli ilişki dedik. Evet. Mesela anaokullarına vererken çocuklarımızı gönderdiğimizde herhalde en önemli dikkat etmemiz gereken şey çocuklara hani eğitimcilerin nasıl bir eğitim uyguladığı, ona bakıp hani böyle özellikle ben hep şunu söylüyorum kendi yeğenlerime de mesela önerim. Tuvalet temizliği, biz giderek toplum olarak hijyen, temizlik konusunda çok fazla, evet önemli ama bunu artık bir takıntı haline getirmek yani bir problem. Çocuklar ya şey değil mesela. Bir rahatsızlık oluyor zaten, evet, değil mi? Evet evet, ciddi bir rahatsızlığa dönüşüyor artık. Mesela kardeşim yeğenim için şöyle bir şey söylemişti. Anaokuluna dedi verdim ama dedi. Anaokulunun şöyle bir şey oldu bana dedi. Çocuk kendisine tuvaletine gider, ihtiyacını kendisi giderir. Biz ona ıslak mendili, sabunlu çıkışta söyleriz ama eve iç çamaşır belki kirli gelebilir. Biz ona dokunmuyoruz. Dedim çok güzel bir şey.
Kirli olmakla hiçbir şey olmaz. Çocuk silmeyi bir defa hani gösteririz demiş ya da biz evde siz bir defa öğretin. Ama demiş hani iç çamaşırı kirli gelebilir. Hiç problem değil dedim. Önemli olan hani ki çocuk o şeyi kendisine kimsenin hani uygun olmayan bölgelerine dokunmayacağını öğrensin çocuk. Evet. Biz bunu yani şöyle hijyen demek diye aileler hijyen diye çocuğun hani özel bölgelerine işte temizlik şeyinde. Çünkü bazıları o okulda kimin nasıl çalıştığını bilmiyoruz ki. Tabii. İyi niyetli kötü niyetli bilemiyoruz. Sadece evet. Biz hep şunu medyada son günlerde özellikle bu çocuk istismarları üzerine haberlere baktığımızda kanallar açmış işte parklara şunlara bunlar hep orada değil. Hayır. Çocuklarla en yaygın olan beraber yakın olan alanlarda da çocukların birebir yakınlarından da çıkıyor bu sıkıntı. Evet. O yüzden en yakını da olsa bu öğretmeni çocuk kreşte olabilir öğretmeni ya da çevresi akraba çevresi. Hayır. Sadece anne babanın yanında. Bu yani, konuda evet, sadece annesinden eğitim almalı. Evet sadece annesinden eğitim alması lazım. Annesinden başka kimse de dokunmasın. Annesi yoksa babasının da baba hani böyle böyle bana yardımcı olabilir misin? Ya, özellikle erkek çocukları mesela. Evet. Bana yardımcı ol ama bunun dışında kimseye. Yani çocuk eve kirli gelsin hiçbir şey olmaz. Temizlenir yani. Annelerin bu konuda tembih çocuğu, etmesi lazım tabii, değil mi? Tabii çocukların ruhu kirlenmesin. Önemli olan kısmı bu. Diğer kirler çabuk temizlenir. Evet. Anne yani, öğretir. Anne öğretir. Kreşe gider. Kreşe gider. Ondan sonra akşama evet. Çocuk geldiğinde evet hemen kreşten gelince bir geçelim banyoya. Temizliğimizi yapalım. Evet. Ondan sonra problem değil yani iç çamaşırı kirli gelmiş kötü gelmiş. Önemli değil. Bir de şu var. Anne tekrar öğretir değil mi? Tabii tekrar evde tekrar öğretir. Bak kızım bu ya da oğlum bu olmadı. Bunu şu bak böyle temizlemen lazım kendisini. Evet. Bak iç çamaşırların kirleniyor. Kirleniyor. Bunu temiz yani öğretme kaynağı anne olması lazım. Anne. Annenin dışında hiç kimseye. Kimse olmamalı. Hiç kimseye özel bölgesinin yani özel alanlara dokunmaması bunu özellikle annelerin çok iyi öğrenmesi lazım. Çocuklarımızı böyle koruruz. Hani dışarıdan işte devamlı arkasında bir hani gözetmen gibi olmaz. Çocuk bu defa kaygılı yetişir. Her an bana birisi bir şey. Ama kendini korumayı öğretirsek çocuğa. Evet. Dışarıdan korkmayı değil kendini korumayı öğretirsek çocuğa çocuk daha sağlıklı yetişir. Evet. Çünkü korku yayarak, korku oluşturarak çocuğu daha sağlıksız hale getiriyoruz aslında. Burada herhalde çocuğa şöyle söylenebilir anne tarafından hem öğretilir hem de evladım işte tuvalete gittiğin zaman orada kendin evet. Artık sen maşallah büyüdün. Büyüdün kendin yapabilirsin. Kendin yapabilirsin. Başkasına evet, katiyen. Tuvaletin kapısı kapatılır. Kimseye girdirilmesi izin verilmez. Ola ki birisi girmeye kalktığında hemen ses çıkaracaksın, bağıracaksın. Çocuğa bağırmayı öğretmemiz lazım. Evet onu çok söylüyorlar bu sıralar. Çocuğa bağırma. Biz hep şey yapıyoruz. Özellikle hani sosyal dışarı çevreyle güvenli ilişki diyoruz ya. Bir yere çıktığımızda mesela otobüste ya da bir şey çocuk ses yaptığında bak amca kızar. Hayır amca kızar değil. Amca ben kızabilirim. Benim çocuğuma sadece ben kızabilirim. Evet. Çünkü başkasıyla korkutursam başkası bir şey söylüyor. Kızarım deyip o çocuğu götürebilir. Başka bir susturabilir. Yani sus. Çünkü onu korkutma kaynağı dışarısı oluyor. Evet. Yani onu cezalandırma kaynağı dışarısı olamaz. Çocuğa seveceksem de ben ceza vereceksem de anne baba. Evet. Bu konuda bazı sosyal medya kaynaklarında şöyle şeyler de çıkıyor hocam. Diyorlar ki mesela eskiden mahallemizdeki çocukları severdik. Evet. Kişiler, amcalar, teyzeler. Şimdi dokunmaya korkuyoruz diyorlar. Evet, i̇şte. Günümüzün getirdiği maalesef kötü durumlardan birisi de birisi bu. Evet, yani insan sevebilmeli de bir komşusunun çocuğu, onun hatırını da sorabilmeli. Ya, izin almak lazım. Şöyle bir şey mesela çocuğa ya işte hani çocuktan izin alınır, dokunabilir miyim? Çocuk izin vermeyi öğrenecek. Yani şeyi çocuğa şunu öğreteceksin. İyi dokunma var, kötü dokunma var. Evet. Ya bunu bir şekilde anlayacaksın. Hani ilk önce tabii bizim anne baba olarak bizim anlamamız lazım bu iyi dokunma, kötü dokunma nasıl oluyor? Ve çocuğa öğretmek. Çocuğa ona göre öğretmek lazım. Bu yani konuda biraz daha açarsak neler öğretmek lazım çocuğa? Ya bu biraz daha görsel hani şeyler var, videolar var. O şekilde anneler özellikle bununla ilgili eğitim kitapları var. Hani baktığında alırlarsa anne babalar çocuklara bu şekilde hani bu radyodan biraz söylemek doğru olmayabilir. Çünkü görsel birçoğu. Doğru. Öyle olunca bu şekilde videoları ve özellikle kitaplara bakıp ona göre hani iyi dokunma ya da eğitimler alabilir bu konuda. Hani çocuklarımı sağlıklı nasıl yetiştirebilirim? Çünkü var eğitimler her nerede girsen belediyeler özellikle çok veriyor bu konuda çocuklarla ilgili eğitimler. Evet İstanbul belediyelerinde var da bilmiyorum diğer belediyelerde de var. Yani giderek yaygınlaşıyor.
Mesela şeyde evet. özellikle bu AÇEV'in programlarında anne çocuk eğitimi diye mesela okullarda veriliyor. Orada çocuklara hani dokunma onunla ilgili ya da mesela okullardan şey yapılır, halk eğitimden istenebilir eğer İstanbul dışında bir yerde yoksa. Halk eğitime gidip biz böyle bir mesela aileler, anneler bir araya gelip böyle bir eğitim isteyebiliyoruz diyebilir. Evet. Ona göre açılabilir isteğe göre. Bu arada şunu da hemen sormam gerekiyor size. Zararlı eğitimler de var mı? Var tabii. Yani hele hele batı kaynaklı eğitimler bize uygun mu? Kendi kültürümüz yani bunu özellikle kendi kültürümüze uygun. Ya biraz şöyle bir şey. Çocuk bizden farklı bir birey değil. Eğer oradaki söylenen sizin kafanıza ters geliyorsa o terstir. Çünkü çocuk senin bir alt modelindir. Büyüye büyüye senin aynı modelin olacak. Evet. Bazı şeyler mesela bizim kültürümüzde çünkü kültürden kültüre değişir sosyalleşme. Muhakkak. Kültürden, benim kültürüme uyuyor mu? Bana ya ben bunu söylendi ben yapabilir miyim? Yapamazsam o zaman çocuk nasıl yapacak? Evet. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Hani olduğu gibi evet bu doğru söylüyor olduğu gibi kabul etmeyeceğiz. Biraz sorgulayacağız anne baba olarak. Çocuklara verirken sorgulayarak yani bir de çocuğa sorgulamayı öğreteceğiz. Her söyleneni kabul etmemeyi, sorgulamayı. Evet çocuk mesela özellikle şey sakin hiç böyle sesini her şey evet diyen çocuk sıkıntıdır. Bazen çocuk diretecek, isteyecek. Sen onu anlatacaksın. Çünkü sana her şeye tamam diyorsa bir başkasına da tamamdır her şeye çocuk. Evet. Tabii böyle çocuğu yetiştirmek de bir kültür meselesi, bir eğitim meselesi. Aynen. Yani bu da kolay evet, değil. Evet, çok çok önemli. Annelere burada yine çok büyük iş düşüyor babalara. Annelere babalara. Çünkü şöyle bir şey var. Bazen anne işte dediğim gibi anne fark edemeyebilir, baba devreye girecek. Anne o zaman babanın fark etmediğini anne devreye girecek. Bak evet. Senin bu şekilde burada şunu davranman lazım. Zaten şeydir mesela. Yine bir dedim ya istismarla ilgili o çalıştaydı şunu söylenmişti. Çocukların 6 yaşından sonra banyosunu kendi yapması lazım. Çünkü vücuduna sen dokunmayacaksın artık. 6-7 yaşından sonra çocuk banyosunu kendi yapacak. Evet bu da önemli. Bu çok önemli. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çocuk temiz kirlenmesin, kirli kalmasın diye çocuğu iyice bir dokuna dokuna yıkıyoruz. Hayır öyle olmaz. Çocuk çünkü özel, özel olduğunu hissedecek. Bu senin özel vücudun. Sen kendi temizleyebilirsin bunu. Kapıyı kilitle, banyo kapısını kapat ya da kilitle değil. Kapat. Sen banyo şey ihtiyacın olursa çağırırsan ben gelirim. Hı hı. Belki bir arkasını yıkama, sırtını keseleme evet. Hani derler evet, ya. Evet bizde mesela hani ihtiyacın olursa. Çünkü çocuk hı hı. Ama sen kendi temizleyebilirsin. Evet. Çünkü ya bir onu bir gün aşırı banyoda çocuğa bir şey olmaz. Evet. Yani yeter ki çocuk kendini korumayı öğrensin, vücudunu korumayı öğrensin. O evet, noktada bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Başka çocuğu, neler var bu konuda? Çocuğa dediğim gibi en önemli kısmı hani korkutarak değil, güven duyarak. Çünkü o güveni aldığın zaman ileride mesela bu çocuklar yetişecek. Etrafında aile olacak. Bunlar yine anne baba olacak. Eşine yani güvenmeyen bir çocuk eşine de güvenemez. Onunla sağlıklı iletişim kuramaz. Evet. İş hayatında kimseye güvenemez. Devamlı kendini koruma, kollama ihtiyacı hisseder. O zaman bir paranoyak bir düşünce gelişir. Evet çocuğa şey yapacaksın. Hani daha çok söylem değil davranış. En önemli kısmı bu anne babanın. Mesela diyelim ki anne baba kendi odasını kapatıyor mu? Ve çocukların odasına tıklamadan girmemesi lazım. Bir davranış olarak gösterecek. Evet. Pat diye ben hani o çocuk mesela çocuğun odasında uyuyor ya da odası kapalı. Hemen kapıyı izinsiz girdiğinde bu benim hakkım olarak görmeyecek anne baba olarak. İzin çünkü bu dinimizde de böyle. Tabii. Dinimizde ya biz aslında var ya asıl mesele kendi öz değerlerimizden uzaklaştığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Anneler bunu hem anneler babalar tabii ebeveyn hem yaşayacak ve hem de yaşarken model, evet, model öğretecek. Olacak. En önemli model olacak. En önemli kısmı model olmak. Hı hı. Yani bir söylemek daha, şeydir. En etkili eğitim model olmaktır. Model olmak. Bir de çocuklara faydalı zaman geçirmekten söz ediyoruz. Evet, kaliteli zaman. Kaliteli zaman. Kaliteli zaman. Yani mesela çünkü herkes şu özellikle giderek toplumumuzda İstanbul'da bu çok daha belirgin. Yoğun çalışıyor, koşuşturma hayatı. Hı hı. Yani belli bir zaman belirlenir, zaman dilimi düzenli olarak. Belli bir saat herkesin evde toplu akşam yemeği mi? Akşam yemeği çok önemli zaten ailede. Bir muhabbet içerisinde bir konuşma, bugün nasıl geçirdiğini,
Yani hep çocuğu sorgulamak değil, işte anlat bakayım bugün okul nasıl. Ya belki ilk önce baba anlatır. Ben bugün işte böyle böyle. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü çocuğun açılmasına fırsat vermek lazım eşinin. Bu defa anne anlatır. Ya benim de şöyle oldu. Evet, annenin de dinlenmeye ihtiyacı var. Konuşmak istiyor çünkü anne kendi şeyini anlatmak istiyor. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Ha, çocuk orada şunu görüyor o zaman anne baba arasında. Evet, bir problem olduğunda bak annem babam birbirine yardımcı olabilirim soruyor. O zaman ben bunu anneme babama anlatabilirim. Bir sıkıntım, bir problemim olduğunda. Burası çözüm kaynağı. Çünkü çözümü görüyor orada anne baba konuşurken. Ama hiç kimse anlatmıyor. Çocuklara söyleyeyim bakayım bugün ne oldu demek olmaz o zaman. Çocuk anlatmaz. Çünkü sen anlatmıyorsun, sen paylaşmıyorsun. Paylaşmayı senden görecek çocuk. Evet. Bir de günümüzde bakıyoruz çocuklarımız konuşmuyorlar. Konuşmuyor pek, deniliyor. Efendim 3-5 kelimeyle. Niye konuşmuyor acaba? Niye konuşmuyor? Çünkü biz de hepimiz yani alıyoruz elimize telefon, bir tarafta telefon ya da televizyon. Yemek masasında, sofrasında otururken. Ondan sonra hemen o haberlerle ilgili oturup bence onu kapatıp evet yani belki ilk önce ebeveyn açacak bu şeyi, konuyu. Ya çocuklar işte bugün şöyle bir şey konu takıldı kafama. Acaba ben doğru mu düşünüyorum? Yani çünkü çocuk orada şey yapacak. Aslında çocuğa fırsat veriyorsun. Sen hani bu konuda ne düşünüyorsun, ne söylersin? Anne de öyle mesela söyleyecek. İşte benim bugün şöyle şöyle oldu. Ya da bir mutlu olduğum bir şeyi. Çünkü mutluluğumuzu da paylaşacağız. Sadece sıkıntıyı değil. Evet. Mutlu olduğumuz bir şey. Çocuk orada anne babadan paylaşmayı, çözümü görecek. Çözümü görünce de doğal olarak ben mutlu olunca da aileme anlatabilirim. Rahatlıkla çünkü şeyi görüyor, dönüşümleri doğru güzel görüyor. Ama dönüşüm görmeyi ha evet öyle deyip geçiştirirse yok çok bir şey anlatmanın bir anlamı yok zaten geçiştiriliyor nasıl olsa. Evet. Bir de bu televizyonlar toplumumuza işte bundan 25-30 sene veya 40 sene önce girdiğinde tehlikeli bir cihaz olarak görülmedi ve hayatımızın büyük bir bölümünü kapsamaya evet. Başladı. Günümüzde de onun yerini daha çok şimdi cep telefonları aldı, bilgisayarlar aldı. Ve çocuğun da eğer dikkat etmezsek yaşamının çok önemli bir kısmını bunlar bizim, işgal ediyor. Biz ne yapıyoruz? Yediğimiz masaları paylaşıyoruz ebeveynler olarak. Çocuk da onu paylaşmayı öğrendi. Biz mesela çocuklarımıza ya ben mesela bugünlerde özellikle haberlerden sonra bakınca gerçekten öyle. Hani çocuklarınıza sosyal medya hesabı açmayın, fotoğraflarını paylaşmayın. Zaten oldum olası en çok beni rahatsız eden şey çocukların, küçücük çocukların fotoğrafları konulur. Ya koymayın, o çocuklar sizin özeliniz. Evet. O çocuğun rızasını alıyor musunuz siz? Belki çocuk razı olmayacak. Mesela? Belki çocuk razı olmayacak büyüdüğünde benim bu fotoğraflarım niye buradaydı diyecek. Evet. Doğru ve yani onun için bu yanlışı hemen herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Ya mesela yediğimiz sofralarımız herkesin önüne seriliyor. Ya belki alamayan vardır. Nerede hakka giriyorsun orada? Aynı şey yani burada aslında hak meselesi. Yani çocuğun hakkına giriyoruz. Evet. Çocuğun rızası olmadan biz onunla ilgili fotoğrafla. Çünkü çocuk büyüdüğünde diyecek ki ben böyle fotoğrafların orada olmasını istemiyordum. Siz niye bunu yaptınız diyebilecek. Diyebilir. Evet. Sonra anne hakkı, baba hakkı var. Çocuk hakkı da var. Evet. Biz şunu da şey yapıyoruz yani mesela çocuk bunu daha sonra diyoruz ki bu çocuklar her şeyi niye sosyal medyada paylaşıyor? İlk önce biz sosyal medyada büyükler olarak, ebeveynler olarak biz paylaşmayı biraz bırakalım. Hı-hı. Sonra çocuklara dönelim. Gençler her şeyi paylaşıyor diyoruz. Evet, yediğini, içtiğini, evet. Nereye gittiğini, evet, onu söylüyoruz. Nasıl yaşadığını. Ama şöyle bir baktığımızda genelde yetişkinler çok ciddi bir paylaşıyor. İşte çocuğum ben bugün şuradayım. Ya gerçekten hani bu sosyal paylaşım konusunda... Orası aslında bir daha çok eğitici bir paylaşım olması lazım. Evet. Özel hayatını günlük ortaya dökme anı değil orası. Evet. Mahrem alanlarımız bitti. O yüzden de orada mahrem alan bitince çocuklarla ilgili mahrem alanı her yer rahat oluyor yani. Evet. Bunun bir de şöyle bir zararı var. Malum bu sosyal medyanın hep kaynakları genelde Batı. Amerika, Avrupa'nın bazı evet. Noktaları. Ve onlar bizim bu yaşantılarımızla ilgili... her şeyi veri, görüyorlar. Veri tabanı oluşuyor orada. Evet. Adeta casusluk yapıyorlar ve ona göre bizim yaşantımızı, halimizi, tavrımızı, her şeyimizi tespit ediyorlar. Tabii bu toplumda diyor mesela şu eksik var. Şuradan girebiliriz biz bu topluma. Hı-hı. Ona göre çünkü bir veri, senin iyi ya da kötü olduğun yönler çıkıyor toplum olarak. Senin iyi yönlerini çökertmenin yönüne bakıyor. Kötü yönlerinde nasıl olsa burada kötüler problemi yok. Evet. Evet, ajanlar, casuslar çalışıyorlar bu konuda. Her türlü mesela özellikle Türk toplumunda aile yapısı mesela giderek hani boşanma tamam yüksek oranı diyoruz ama evet. Şeyde daha çok
Yani Avrupa ülkesinde boşanma olayı daha fazla. Tabii onlar bizden kat kat fazla. Ama bunu diyor ki işte bu siz diyor aile olarak nasıl kalmayı başarıyorsunuz? Evet. Bize araştırılıyor işte. Onu araştırıyor. Bu da sosyal ediyor. Medya o ayağı veriyor sana. Veriyor. Doğru. O yüzden evet. Senin oradan yürüme fırsatı veriyoruz. Evet. Onlara bu kolaylığı da sağlamamız lazım. Evet. Dikkat etmemiz evet, lazım. Dikkat etmemiz lazım. Hocam bir ara daha verelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarla sosyal çevre ve sağlıklı güvenli ilişki konusunda sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve misafirim uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle bugün çocuklarda sosyal çevre ve sağlıklı güvenli ilişki konusunda sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, programın birinci bölümünde çocuğun sosyal çevre ihtiyacını konuştuk. İkinci bölümde çocuklarda sosyal çevre uyumu ve güven ilişkisinden söz ettiniz. Evet. Ve bu bölümde de isterseniz ebeveynin çocuğun sosyal çevre ile sağlıklı güven ilişkisi konusunda sohbet edelim. Buraya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bugünlerde dolaşan bir VTR var. Zaten günümüzün malum önemli konularının başında geliyor bu. Evet. Çocukların istismar edilmesi ve işte kaçırılan çocuklar, katledilen çocuklar, cinsel tacize uğrayan çocuklar, madde bağımlılığı gibi. Terör. Evet, günümüzün en önemli sorunlarının belki de başında geliyor bunlar. Bununla ilgili bir VTR dolaşıyor sosyal medyada. Şöyle, Avrupa'da çekilmiş bir VTR. Kültürlü anneler parklarda oturuyorlar. Birisi yanlarına geliyor, diyor ki işte çocuklarınızı alıp götürmek istesem, benim de gel desem gelir mi diye anneye soruyor. Hayır, gelmez diyor anne. Güvenli, çocuğunu da yetiştirmiş sözde. Ama o adamın yanında bir de güzel bir köpeği var. O köpekle beraber anneden müsaade alıyor. Efendim çocuğunuzda diyor, bakın bu konuda bir test yapalım. Anne müsaade ediyor. Köpeğiyle beraber çocuğun yanına gidiyor. İşte köpeğinin ismini söylüyor. Sever misin diyor. Sen köpekleri severim diyor. Bundan ben de evimizde daha da var bunlardan, bu köpeklerden. Onları da görmek ister misin diyor. Tabii diyor çocuk. Aldığı bütün eğitime rağmen o adam çocuğun elinden tutup götürebiliyor. Çünkü onlar çocukların neyle cezbedeceğini çok iyi biliyorlar. Biliyorlar tabii. Çok iyi biliyorlar. Böyle bir araştırma yapılmış, evet, test edilmiş. Hemen hemen bütün çocuklar böyle bir çalışmada hayır diyemiyor ve katılıyor. Maalesef. Evet. Evet, anneler de bunu özellikle belirtiyorum. Yetişmiş, kültürlü anneler, batılı anneler bunlar. Evet, bu evet, konuda evet. Bizden çok daha ileri noktalarda evet. olan kişiler olmasına rağmen. Evet, evet maalesef. Başka böyle, neler yapmak lazım o halde? Başka neler yapmak lazım? İşte şey var mesela, bir çocukla bir şey belirlenir, bir söz mesela. Orada belki şu olabilir. Yani o videoya biraz ben de baktım daha önce. Hani anne ile çocuk arasında, anne orada parkta. Evet. Anne ile çocuk arasında bir kaynak olabilir. Ben hani sana bir ortak söz, cümle belirleyebilir, bir kelime belirleyebilir. Evet, onu duyduğunda gidebilirsin. Şifre. Hı-hı. Bir kod, bir kelime. Ben onu söylediğimde tamam demektir, bu gidebilirsin. Bunu duymadığında olmaz böyle bir şey. Evet. Bu ne olursa olsun, çok sevdiğim bir şey de olabilir. Ya biz işte asıl şunu şey yapacağız. Yani biz hep dışarıda işte kaçırırlar diyoruz. Yok, kaçırmıyorlar onlar. Onlar çok tatlı dille götürüyorlar. Tabii. Evet, zehiri şekerle kaplayıp. Evet, aynen öyle. Onlar hiçbir zaman çocuğu zorla götürmüyorlar. Çok tatlı dille götürüyorlar. Evet. Bizden çok tatlı dile uyarı olması lazım. Yani biz hep şey diyoruz ya, kaçırıyorlar. İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Hep olumsuzluklarla. Hayır, olumlu şeylerle söylüyorlar. Ama işte çocuklarda bir kod, bir şifre verir. Bunu duymadığın zaman olmaz. Evet. Yani gelen kişiye onu sorması lazım. Lazım. Bu var mı? O şifreyi, o kelimeyi duyacak o evet. kişiden. Nasıl diyecek mesela? Ya mesela şöyle bir şey var. Yani mesela bir arkadaşımın örneğiydi bu. İşte diyor ki seni diyor, bu okul çıkışı diyor, hani kızıma hep şunu söylüyordum diyor ortaokul döneminde. Okul çıkışı işte baban çağırıyor, işte filan yerde seni bekliyor. O zaman bana babamın ismini söyle. Ya da babamın. Onu mesela, da öğrenir. Baba. Onu da öğrenir. Mesela şu an o çok kolay. Mesela işte babam ne söyledi sana?
Hani babam mesela çağırırken, hani ailede belirliyoruz, çağırırken bir kelime belirliyoruz. Babam sana ne söyledi, nasıl çağırmamı istedi? Evet. O kelimeyi duymadığı sürece gitme. Veyahut şifremizi söyle. Şifre mesela ne söyledi? Hani mesela babam, hı-hı, sana ne söyledi? Evet. Orada bir kelime var çünkü belli. Ailenin ortak kullandığı. Bunu duymadığın zaman gitmeyeceksin. Evet. Bu çok gerçi açık bir konu. Yani açık tabii, orada şeyde farklı. Mesela çocuk işte o an düşünemiyor. Mesela telefon, aslında çocuklara en iyi telefonu öğretmek lazım. Numarasını, telefon ailelerin numarasını. Hmm. Bu çok önemli. Telefon mesela benim çok yakınımda başına geldi. Şeydeyiz, Kadir gecesiydi. Eyüp Sultan'dayız. Beraber hani dedik gidelim. Çocuk kayboldu. Biz namaz kılarken kaç? 13-14 yaşında. Şey yapıyor. Diyor ki hemen arkadaşlarından, yani kopuyor, çok uzak değil. Hemen orada annesi şey öğretmiş ona. Ola ki bir uzaklaştığında bizi bulamadığında mutlaka polis orada o çevrede duran bir güvenlik görevlisine gideceksin. Hmm. Ama güvenlik görevlisi hani sakin, sessiz bir yerdeyse o da değil. Hani kalabalık böyle şey. Bir tabii, kişi değil. Ona gideceksin. Benim numaramı söyleyeceğim, o beni arasın. Evet. Ona gitmiş çocuk hemen. Annesini aradı. Bir açtı ki böyle böyle, tamam ben geliyorum. Evet. Yani çünkü biz şey yapıyoruz, çocuklar küçükten beri bak polis amca gelir, bak jandarma gelir. Korkutmayacağız. Evet. Onların kendisi için faydalı kimseler olduğunu. Faydalı güvenlik görevlisi. Evet. Polisti, jandarmaydı, güvenlikçiydi. Belki bir zabıtaydı. Zabıtaydı. Yani onlar da mesela böyle sonuçta şey de var, hani sakin bir yerde değil, kalabalık bir yerde birkaç kişi oluyor. O zaman söyleyeceksin. Her zaman tek kişinin olduğu yere çok çocuğun girmemesi gerektiğini öğreteceksin. Evet. Ve orada hemen çocuk arıyor. Annesini aradı. Hemen gittik aldık biz. Hani evet. Çocuk, benim aferin kızım. Çok çok güzel bir hareket bu. Evet. Yani arkadaşıma dedim helal olsun. Çok güzel bir şey yapmışsın. Evet. Tecrübesinde yapmış oldunuz. Evet. Yani burada çocuk hiç kimseye hiç, ya bir de çocuk o kadar rahat ki, anne senin söylediğin gibi dedi. Hani şey yapmadım. Orada baktım hemen gördüm güvenlikçileri. Birkaç kişilerdi, kalabalıktı. Gittim, senin numaranı söyledim, onları da aradı. Ben böyle bir arkadaşım, anneme ulaşamıyorum. Telefonum da şarjı bitti. Evet. Hemen, yani güzel bir şey. Çocuklara evet, bunu öğretmek lazım. Yani çocuklara çözümü öğretmek lazım. Bir de şunu söyleyebilir miyiz? Daha çok annelere güvenmek lazım. Eğer evet, bir polis, jandarma evet, vesaire evet, bulamadık. Bulamadı, yok, orada anneler. Evet, orada göreceği bir yaşlı hanım, bir anne. Bir anne, bir teyze, birkaç kişinin olduğu bir evet, gruba söylemek lazım. Evet. Mesela birkaç kişinin olduğu bir gruba. Tek de değil, doğru. Tek de değil. Mümkünse gruba. Evet. Hep şey gelir benim orada aklıma, cemaat olun. Cemaat hani bir yerde, hı-hı, grupta fayda vardır diye ya. Evet, evet. Hep o aklıma gelir. Çocukları tek kişiye güvenmemek, hani grup. Evet, doğru. Orada hemen ona söylediğin zaman birisini mesela... O telefon açar. Telefon numaralarımızı mutlaka çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Ceplerinde en azından. Evet, mesela bak çocuklar az önce o veterinerden bahsettik ya, tek kişi çağırıyor orada. Birkaç kişi değil, severek götürmeyi. O verdiğim benim evet, anlattığım misal. Evet, videoda. Hı-hı. Orada tek kişi çağırıyor. Birkaç kişi değil. Ya da mesela çocukları topluca işte bir yere götürüyor. Bir kişi götürüyor. Şeker dağıtarak mesela bundan bahsedilir işte. Bir amca mesela ya da bir büyük birisi çocukları götürüyor ama birkaç kişi değil. Evet. Bunlar da önemli. Bunlar da önemli. Çocuk hemen, bir de çocukların çok yalnız kendi başına, tek başına oynaması, işte sosyalleşmek diyoruz ya. Evet. Çocukların sosyal olarak grup halinde oynayıp grup arkadaşlarını iyi takip etmesi lazım. Çocuklara bu sorumluluğu da vermek lazım. Arkadaşlarından birisi yoksa hemen onun ailesine haber verelim. Evet. İnsanlar zaten yalnız olmamalı. Yalnız olmaması lazım. Yanındakini de, beraber olduğu kişiyi de iyi takip etmesi lazım. Çünkü sen onu takip edersen o da seni. Arkadaşım bak ben olmadığımda hemen şey yap. Evet. Aileme haber verelim. Evet. Tabii burada çocuğun arkadaş seçmesinde arkadaş yine... Arkadaş seçmesi çok önemli. Annenin babanın bu konudaki... Burada desteği. Hı-hı. Annenin babanın işte uyanık, dikkatli olup ona çocuğa iyi destek olması lazım. Tabii anne baba da arkadaş seçiminde kaliteli dikkat ediyorsa çocuk da dikkat etmeyi öğrenir. Evet. İşte hep rol modelden geçiyor bütün şeyler... yollar. Biz iyi anne baba olarak hani bazı şeylere dikkat edip bazı bizim değerlerimiz var. Evladım hani ben bundan dolayı bu arkadaşımla görüşüyorum.
Hani bu, ya da şu arkadaşımı şu yönünü çok seviyorum. Hani onu vurgulayacaksın çocuğa. Niye seçtiğini o arkadaşı. Evet. Bak ben bu teyzenle görüşüyorum ama onun o yönünü çok beğeniyorum. Çok kaliteli birisi bu yönden. Yani çocuk diyecek ki annem bak arkadaş seçerken şuna dikkat ediyor. Onu zaten çocukların algılaması çok kuvvetli. Evet algılar. Ben bu teyzeni çok seviyorum bu yönünü. Neden sempati duyduğunuzu o teyzeyi neden çok sevdiniz? Evet. Çünkü çocuk o zaman seçimini ona göre yapar ileride. Doğru. İşte evet. Diyorum ya, rol model çok önemli. Önemli. Tabii bu arada hemen konumuz değil ama yine belirtelim. Annelerin hep doğru söylemesi, babaların anne, baba, doğru söylemesi. Özellikle telefonda mesela bir yerde olmuştu. Bir seminerde dinliyorum. Diyor telefon geliyor diyor çocuk. İşte baba o gün yorgun. Misafir arıyor. Telefon şey yapıyor. Anne baba açmıyor telefonu. Çocuk açıyor. İşte çocuk dönüyor filan. Kişiler gelecek. Ne diyorsunuz? Yok yok de evde. Çocuk yalan söylemeyi öğreniyor evde ola ola. Evet. Şu söylenir. Evet annem babam evde. Babam annem şu an müsait değil. Ama telefonda ya babasının eğer müsait değilse babası istemiyorsa. Babam yorgun. İşte bugün yorgun geldi. Yahut da müsait değil yeter. Müsait değil. Hı-hı. Onun için ben söyleyeyim size dönsünler tekrar. Bu kadar. Bu kadar yani. Yalan çünkü yok. Yalan yok. Evet. Çünkü biz çocuktan saklamayı öğretirsek yalan söylemeyi o çocuk yanlış bir şey yaptığında yalan söyleyecek, saklayacak doğal olarak. Hayır, saklanması gereken şeyler de var mutlaka. Ailenin hayır, sırları var. Özel bak sır ona ayrı bir şey. Yalan, hı-hı, buradaki yalan. Hani saklama. Çocuk korkan mesela yanlış yaptığında paylaşamaz. Evet. Ona göre tabii ki özel, çünkü az önce söyledik ya bir önceki şeyde çocuğun özel alanı vardır. O alana girmemiz lazım. Bu odasıdır. Çünkü mesela anne babanın da kendi konuştuğu özel alanları yeri vardır. Bu kendiyle sadece anne baba arasında bir sırdır. Sır saklamayı. Tabii en büyük emanetin sır olduğundan öğreteceğiz çocuğa. Ama işte bizim dediğim gibi hani bir şey mesela bir arkadaşımız bir şey söylüyor. Biz gelip hemen bu çocuklarla paylaşırız. O zaman biz sır saklamayı bilmiyoruz. Çocuk da bilmemeyi öğrenecek. Sır saklayamayacak. Çünkü onu sana verilmiş o. Tabii. Onu yani arkadaşına konuştuğunu direkt evde söylüyorsan o sır değil o zaman herkesin konusu olmuş oluyor. Sana söylemişti arkadaşın onu. Bazen olur mesela telefonda konuşursun telefonda bir arkadaşınla kapatınca ne diyor hani çocuk sorar ya da evden diğer eşin ya da ya bu kadın mesela kadınlar daha çok bunu da yapıyor. Yani oluyor ya da belki erkeklerden hani ben tabii erkek tarafını bilmediğim için bayan arkadaşların tarafından. Yani mesela şu sorulmaması lazım. Ne söylüyor? Ya zaten anlatılması gereken kısmı anlatır eşler. Evet. Çok çok sormamak lazım o noktada hani. Hani özel sır belki onun sizinle konuşamayacağı başka bir şey var. Zaten o da ahlaki değil. Çok değil. Sormamak lazım. Tabii tabii çok sormamak lazım. İşte çocukların anne baba hani bunlara dikkatli olursa çocukların uyum çevreyle sosyal çevreyle uyum konusunda bunlar gelişecek çocukta. Evet. Çok ama sormamak gerektiği de öğretilmeli ayrıca. Evet. Yani orada da bir yerinde işte biz hani şöyle bir şey her şeyi çok aşırı dedikliyorsak çocuk çok dedikler. Ama yerinde sormak lazım. Yani sorduğunuzu mesela bana bunu öğrendiğimde bana ne fayda sağlayacak? Evet. Yani çok aşırı merak sıkıntıdır yani başımızda. Onun için seninle ilgilendiren bize düşen kısmı mı var yok mu bu konuda? Evet derler yani çok meraklı olmamak. Evet. Meselesi. Evet. Bize düşen kısmı nedir? Çünkü yani çocuk bunu da öğrenecek. İşte çocuk mesela hani diyelim ki birisi çağırıyor. Aslında çocuk meraktan da gidiyor bazen. Mesela orada işte gel retirede size şey köpeği göstereceğim diyor. Çocuk orada merak. Tabii. Hayvanlara karşı bir sevgi sevgisi var. Sevgisi var. O gelen kişi de zaten onu biliyor. Ona göre o merakından çocuğu götürüyor. Tabii. Aynen yani öyle. Orada işte şey yapacağız biz. Evet bunu istiyorum ama buna mesela bir konuda diyelim ki anne baba olarak öyle bir şeyle karşılaştık. Evet ben bunu çok istiyorum ama bana fayda sağlamayacak, zarar sağlayacak. O yüzden gitmedim. Çocuğa bu açıklamayı yapmamız lazım. Evet. O zaman çocuk kendisine sağlıklı mesela şunu söyleyebilir. İşte tamam biz şifre belirledik ama ben gitmek istiyorum. Ben çok merak ettim o köpeği ya da o kediyi ya da çocuğun sevdiği bir kuş, bir hayvan, başka bir şey olabilir. Bir oyuncak olabilir. Evet bazı şey zarar getireceği için gitmeni sevebilirsin ama... Evet. Evet. Başka beceriler neler olabilir hocam? Başka beceriler anne babanın
çocuklarla iletişimi sağlıklı, yani doğru iletişim olacak. Başta bir işte dediğim gibi doğru, dürüst hani olmak, iki taraf anne baba olarak özel alanlarına çok fazla girmemek, çocukların hani izin istemek ve çocukları birisi çağırdığında telefon numarası, özel şifreler, bunları çocuklara öğretmek lazım. Çocuklarımız çünkü şey olacak, sorgulayacak. Mesela bir problem, orada bir problem de çocuğun arkadaşlarına uzak kalması. Problem çıktığında çözümü nasıl? Çözümü düşüneceğiz. Biz problemi daha çok mesela bu özellikle şu an televizyonda, basında dolaşan, biz probleme odaklanıyoruz. Çözüme evet. odaklanmıyoruz. Evet. Bir de şu var hocam. Bilhassa geçmişte, artık bugünkü Türkiye'de pek bu tipler kalmadı ama geçmişte basın yayın organlarında maalesef Türk ahlakına, Müslüman Türk ahlakına uygun olmayan bir takım resimler, çizimler, karikatürler, fıkralar. İşte bunlar da sosyal medyada şu an var maalesef. İnternette çocuklara işte doğru. Şu anda var tabii. Sosyal medyada her türlüsü var. Evet. Doğru kullanmayı, orada o kaynağı kullanmayı şey yapmak lazım. Tabii basın dediğiniz gibi biraz daha. Evet. Bu mesela ulusal yayın yapan bir gazete, bir dergi, bir mecmua böyle resimler, böyle yazılar, fıkralar olmamalı. Çünkü bunları okuyan babalar, anneler de var ama çocuklar da var maalesef. Evet. Dolayısıyla onların kötü yetişmesinde, yanlış yetişmesinde çok büyük rol oynuyorlar. Yani biz çocuklar hani bir şeyler öğrensin diyor ki yanlış kaynaktan öğreniyor. Hı-hı. Doğru kaynaktan doğru zamanda öğrenmesi gerek. Evet, yaşına uygun zamanda. Yaşına uygun tabii. Çocuğun bu da önemli çünkü ruh, yaşına uygun. Ruhunu kaldıracak, ruh sağlığını etkilemeyecek. Onu ya bu neydi, bu benim okuduğum neydi? Hani bu çocuğu bütün öğretilerini Allah bullak edecek dönemde değil. Çocuk onu doğruyu yanlışı ayırt edebileceği doğru zamanda öğrenmesi lazım. Evet. Ha, burada bu, böyle bir şey yazıyor ama bu yanlış. Bu çünkü onu, çünkü her zaman onu kaldıramaz çocuk. Zamanla gelişiyor. Evet. Beyin de zamanla gelişiyor, ruh da zamanla gelişiyor. Evet. Bir de çocuk şunu bilmeli herhalde. Anneye, kız çocuklar genelde anneye, erkek çocuklar babaya, yaşları mesela biraz daha ileri evet. olduktan sonra, 10-12 yaşlarından sonra mesela her şeyi sorabilmeli. Her şeyi. Evet, burası mühim. Ya mesela şöyle bir şey var. Aklına yani takılabilen. Ne takılıyorsa. Evet. Ya bu mesela anne baba da bunu özellikle ergenlik döneminde çocukların hani duygusal bir başka tarafa ilgisi kayma başlar. Anne baba hemen mesela kız erkek arkadaş ilişkisini sorgulaması lazım. Evet, o yani nasıl? Yani sınıfınızdaki işte arkadaşlarınız kim, ne yapıyor, hangi arkadaşlarınız mesela onunla ilgili böyle çaktırmadan çocuğun hani anlayacağı şey farklı yöne kaymayacağı şekilde sorgulayıp evet o normal bir arkadaş hani olabilir. Mesela bakıyorum ben bazı gelen hani şeyli vakalardan. Evet çocuklar çok yanlış yöne gidebiliyor, birbirlerini çok farklı yönlere kaydırabiliyorlar. Annenin babanın hiç haberi olmuyor. Evet. O yüzden çocuğa biz öğreteceğiz. Evet. Çocuk bize anlatacak. Çocuğu hemen anlattığımızda yüzümüzün evet böyle hani kendimizi zorlanan bir gülümseme yapmayacağız. Anlıyorum haklısın ama arkasından böyle kızgın bir bakış değil. Evet haklısın çünkü herkes hepimiz o yoldan geçtik. Çocuğu sorgulamadan yargılamadan dinlememiz lazım önce bir. Çocuk bir rahatlasın ondan sonra evet ben haklısın anlıyorum ama şurada acaba böyle mi yapsak? Hani anlattığı konuya göre. Ne dersin? Hani onun fikri, hani sen sadece öneri ama sen ne dersin? Aslında sen ona çözümü söylüyorsun. Sadece seni hani orada ona ne dersin lafı sanki ona bırakıyor gibi. Evet. Bu çok önemli. O zaman çocuk şey yapıyor. Yok bunu böyle yap dediğinde emir geliyor. Ama ne dersin? Hani böyle yapalım ya da yapmayı düşünür müsün? Orada çocuğa bırak. Halbuki sen söylüyorsun. Orada çocuğa bırakmıyorsun ama çocuğa bırakmış cümlesiyle tamamlıyorsun. Emir cümlesiyle tamamlıyorsun. Yani verdiğin şeyi onunla tamamlamıyorsun. Evet. Tabii batıdan gelen bir de onlara belki uygundur. Ama bizim örf adetlerimize, dinimize uygun olmayan davranışlar var. Tabii. Bunlar da çocuğa öğretilmeli zamanında. Ya, belki işte ergenlik çağındaki gibi çocuğa. Mesela işte bir flört anlayışı. İşte helal haram çizgisi yani senin evet. yaşam mesela benim yaşam çizgime göre helal haram çizgisi net. Evet. Ben mesela çocuğum bunu sorduğunda diyorum ki bu helal midir haram mıdır? Başta bunu sorgulayın. Mesela benim oğlum saçını uzundur saçları. Uzatmaya başladığında yani nasıl dedi? Oğlum helal mi haram mı? Bunu kesin öğrendin mi? Anne sordum. O konuda sıkıntı yok. Mesela yok o zaman. Çizgim bu olacak.
Anne evet. Tamam, anne baba rızası önemli ama öncelikle helal haram çizgisi önemli. Evet. Hiç şüphe yok. Örf adetler de önemli yalnız bu noktada. Çok önemli. Yani bir erkek çocuğunun kızlara pek benzememesi, bir kızın da erkeklere benzememesi. Önemli. Onların kıyafetlerini önemli. Giymemesi önemli. Kesinlikle çok dinimiz önemli. De çünkü bunu yasaklıyor. Evet, orada mesela şunu söylüyor çocuk işte. Hani kültür olarak. Evet, şu dönem mesela diyor şey, yani topluma çok ters düşünüyor. Tabii ki mesela bir yere gidecek şimdi. Dedi ki orada dedi şimdi biraz rahatsız olurum. Evet, kestirebilirsin. Hani gittiği farklı bir topluma gidecek. Hı hı. Orada çok önemli ama şurada şey çok önemli. Gerçekten öncelikle helal haram çizgisi. Birincisi o ama örf adetler de hiç unutulmamalı. Hiç unutulmamalı. Onu kesinlikle kabul ediyorum. Evet. Ya çünkü zaten az önce şunu söyledik ya. Bulunduğun topluma ve kültüre göre sosyalleşmek var diye. Tabii. Çünkü çocuk burada bir arkadaş kendi çevresi vardı. O çevresiyle beraber bir şey yapmak istiyor. Evet. Onunla beraber, çünkü o çevrede şu an çıktı, bitti o çevresi, başka bir çevreye gitmesi lazım. Biliyor ki orada rahat, çok rahat edemeyecek. Hı hı. Çünkü çocuk o sosyal çevreye göre kendini ayarlamak istiyor. Evet, doğru. Çok dışarıda kalmak istemiyor o çevrenin. Evet. Bazı bölgelerimiz vardır mesela Güneydoğu, efendim Güney o, sizin de hı, memleketiniz, evet. Vatanınız olan evet. Nokta. Mesela erkekler şalvar giyebilir. Evet, o mesela buraya geldiğinde. Ama İstanbul'da gitmez. Gitmez. Ha, o zaman orada onu o şekilde. Orada işte helal haram değil. Orada kültürde, toplumda. Örf adetler. Adetler. Oradan evet. Çok ayrı kalmamak. Ayrıksı olmamak. Evet. Peki hocam, bir ara daha veriyoruz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Misafirim, uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sosyal çevre ve sağlıklı, güvenli ilişki konularında sohbet ediyoruz. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sosyal çevre ve sağlıklı güvenli ilişki başlığı altında sohbet ettik programın bundan önceki 3 bölümünde. Evet, çocuğun sosyal çevre ihtiyacından söz ettik. Çocuklarda sosyal çevre uyumu ve güven ilişkisinden söz ettik. Ebeveynin çocuğun sosyal çevre ve sağlıklı güven ilişkisini karşılama becerilerinden söz ettik. Bu bölümde de isterseniz toparlayalım bu şöyle bir. Şöyle toparlayacak olursak, başta ilk şöyle girmiştik konumuza, işte çocuğun fiziksel sağlığı kadar sosyal sağlık, psikososyal uyumu çok önemli demiştik. Bunun için nasıl yapabiliriz diye ilk önce işte sosyal çevre oluşumunu, bu sosyal çevrede kimlerin olduğunu, ilk önce hangi sosyal çevrenin oluştuğunu, anne babayla ilgili, anne babanın sağlıklı uyum içerisinde olursa, anne baba olmaya hazır olduğunu hissederse, sağlıklı çocuklar yetiştireceğini, iletişim becerilerinin iyi olan bir çocuk olacağını, birçok yönden, yani psikososyal yönden çok sağlıklı bir çocuk yetiştireceğini, annenin çocuğu, anne çocuk arasındaki bağlanmanın çok önemli olduğunu, ilk 3 yaşın, yani bunu özellikle çok vurgulamak istiyorum, bunun çok önemli olduğunu, bunun kaliteli bir şekilde, hani mecburi bu benim görevim değil, bunun kaliteli, bunu istiyor muyuz? Gerçekten anne olmayı istiyor muyuz? O çocukla o dönemi çok iyi geçirirsek uzun bir dönem, uzun bir dönem sağlıklı ve güvenli bir ilişkimiz olur çocuğumuzla. Evet. Bunun bir daha söyleyelim hocam. 3 yaşını tamamlayana evet, kadar. O çok, o dönemi çok iyi geçireceğiz. Çünkü 3 yaşından sonra zaten çocuk sosyal ihtiyaç. Anneler çocuklarıyla birlikte olsunlar. Kreşe vesaireye vermesinler. Başka annelerin başka. Başka özellikle çok yoğun bakıcı değiştirmek. Değiştirmesinler. Mümkünse yakın, hani anneanne babaanne yanında destekle. Devlet biliyorsunuz bir de evet, o konuda devlet para da destek veriyor, para da veriyor. Çünkü en iyi merhamet eden kendi yakınıdır. Hiç şüphe yok. Ya en basitinde daha dün bir yine basında hani gördüm ben haberlerde. Çocuğu anaokuluna gönderiyorlar. Çocuk orada hırpalanmış yaz döneminde. Evet. Ya onun araştırılıyor şu an, hani ne aşamada nasıl oldu. Onun için çocuk kendisini anlatabileceği yaşa geldiğinde bırakılması lazım. 3 yaşa geldiğinde artık çocuk yavaş yavaş sizin verdiğiniz doğrularla yavaş yavaş nasıl anlatacağını, nasıl yani kendisine dokunulan, iyi dokunmamı, kötü dokunmamı ayırt edeceği yaşa geldiğinde çocuğa bunu vermemiz lazım. Özellikle hijyen konusunda çok dikkat ediyoruz ama çocukların ruh sağlığına çok daha dikkat etmemiz lazım. Çocuklara verirken işte şeyde kreşlerde bu konuya da değindik. Kreşlerde işte tuvalet temizliği falan, bunu biz öğreteceğiz. Tuvalet temizliği öncelikli. Evet.
Çocuk okulda öğretmeninden öğrenmeyecek. Öğrenmeyecek. Onu biz öğreteceğiz. Anne öğretecek yani. Anne öğretecek evde. Erkek çocuksa baba öğretecek. Erkek çocuksa baba. Bu konuda baba destek olacak. Bunu biz öğreteceğiz. Banyo yapma konusunda 6-7 yaşından sonra mümkünse çocuk kendisini yapması gerektiğini, ihtiyacı olursa ben sana yardımcı olurum. Bunu öğreteceğiz. Çünkü çocuk kendini korumayı, dışarıda kendini korumayı öğrenecek. Özel alanların, özel bölgesini, çocukların her alanına girmemeyi, mesela odalarına daha sonra yaş ilerledikçe. Evet. İzinsiz onun özel alanlarına girmemeyi. Çünkü biz o şekilde davranırsak çocuk da kendi özel bölgesinin olduğunu, buna müdahale edildiğinde hemen tepkisini koyabilecek. Evet. Daha sonrasında bahsettiğimiz çocukları hani kendini koruma açısından ebeveyn olarak ne yapabiliriz dedik. Çocuklar birisiyle dışarıda bir olduğunda, yani bir şey olduğunda, yalnız kaldığında, işte birisi işte seni çağırıyor ya da bir şey olduğunda dışarıda parkta oynarken arada bir kod, bir şifre oluşturulabilir. Dedik arada, evet. Onları iyi öğreteceğiz çocuklarımıza. Bunu duymadan yok, olmaz. Yani çocuk kendisine bağırmayı, susmayı değil, o noktada ola ki bir şey oldu. Yani birisi şey yapıyor ki çocuk kendini güvende hissetmedi, rahatsız oldu. Hemen çığlık koparmayı öğreteceğiz. Evet. Yani öyle herkesten bir şey almamayı, o konuda her evet, çağrılan yere gitmemeyi. Evet. Doğru mu, yanlış mı, kim olduğunu bilmiyoruz çünkü. Ve bu en yakın, ya bazen işte çok yakın bir komşu olabiliyor, akraba olabiliyor. Hayır, benim o söylediğim şifre, aramızdaki şifremiz ya da konuşmamız duymadan olmaz. Ya da benim iznim, benim bilgim olmadan olmaz. Hani biz, anne sen dışarıda insana ulaşamadın. Telefonla ulaşabilirsin. Anne şeydi, evet, bir şekilde genelde hani anneler biraz daha merhamet şey yüklü olduğu için annelerin, kadınların olduğu, ya ola ki güvenlik, etrafta güvenlik görevlileri yok. Jandarma polis vesaire yoksa. Annelerin daha çok olduğu, birkaç kişilik grup olduğu teyzelerden yardım istenebilir. Onlara söylenip işte anneme ulaşmaya çalışıyorum, anneme ulaşamadım. Evet. Bu şekilde çocukların bir, yani bu kadın da olsa erkek de olsa bir kişi olan yere gitmemesi gerektiğini, birkaç kişi olduğunda. Bir oyun oynarken arkadaşlar grup halinde, tek başına değil, mesela tek başına birkaç kişi olarak oynaması gerektiğini ve ola ki grup arkadaşları yoksa, mesela biri oynarken bir arkadaşı yok, göremiyorlar nereye gittiğini, hemen ailesine haber vermesi gerektiğini, yani bu şekilde arkadaşlarına, yani beraber grup arkadaşlarına bunu öğretmek lazım. Evet. Birbirinizden haberdar olmayı. Biz çünkü hep çocukları bireyselleştiriyoruz. Bu ileride de bireysel oluyor. O zaman da kendi etrafımıza haberdar olmuyoruz. Kendi başkasının başına geldiği sıkıntıdan da haberimiz olmuyor. Evet. Ama grup olarak birbirimizi kollamayı öğrenirsek, evet, o zaman arada yok olmayız. Hani eskiden hep derlerdi hocam, zaman kötü derlerdi. Evet. Şimdi zaman çok daha kötü. Zaman her geçen gün giderek daha, çünkü kötüyü yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. İyi, evet, değil. Biz iyi oturtmamız lazım. Evet. Çünkü birbirimizi kollayacağız. O arkadaş grubu olarak oynadığımız arkadaş yoksa hemen arkadaş grubunuz olarak diyeceğiz çocuklara, ailesine haber vereceğiz. Evet. Biz anneler babalar olarak hem iyi kişilerle arkadaşlık yapacağız. Edeceğiz. Çocuklarımızın da iyi çocuklarla arkadaş olmasını sağlayacağız. Bu çok önemli. Destek olacağız. Ve biz kendi seçimlerimize, arkadaş seçimlerimize neye dikkat ediyoruz? Konuşma aralarında çocuklara bunu vereceğiz. Değerlerimizi vereceğiz ki çocuk o değerler üzerinden arkadaşlık ilişkisi kuracak. Evet. Yani evet. Onlar bizim kopyalarımız. Onlar biz rol modeliz. Rol modeliz biz de. Evet. Biz o yüzden iyi rol model olacağız. İyi çocuklar yetiştireceğiz. Çünkü giderek kötü oluyor diyoruz ya zaman. Evet, giderek bu çocuklar kaygıyla, korkuyla büyürse kimseye güvenmeyecek. Daha çok kötüye gidecek. Hı hı. Ama biz bu çocukları güvenli, birbirimizi koruyup kollama yönünde eğitirsek, rol model olursak, çocuklar da öyle yetişecek. İnşallah düzelecek. Çünkü çok kötüden bahsettikçe kötü yaygınlaşır. Evet. Biz iyi isteyeceğiz. Allah'tan iyi isteyeceğiz. Evet. Dualarımız da öyle olacak. Sadece kendimiz için değil, genel olarak. Evet. Hani bir de derler ki hocam, ev alma, komşu al. Komşu al. Çok önemli. Evet. Zamanımızda efendim iyi komşuların olduğu yerler de var, kötü komşuların olduğu yerler de var. Bunu da anne baba seçecek muhakkak. Yani iyi insanların, güzel insanların bulunduğu yerlerde. Evet, öncelikli çocuklar, mesela çocuklar nasıl rahat eder küçükken? Hı hı. Çocuklara göre komşu ilişkilerinin olduğu. Çünkü çocuk kendini güvende yerde büyürse güvenli bir toplum oluşacak.
Çocuk kaygılı, güvenmeyen bir yerde olursa hiçbir zaman kaygı, hep her zaman bir kendini koruyup kollama, bir sıkıntı anında olacak yani. Devamlı çocuk bir gergin olacak. Bunlar önemli. Evet. Onun için bizim bu konuları çocuklara, dediğiniz gibi ev alırken ya da bir yere taşınırken, ev kiralarken çocuk, sonra komşu. Tabii. Bunlar, bu konuda kafanız, siz de rahat olursunuz. Tabii. Çocuk rahat olursa evde, çünkü şeydir, eşler ilk başta evlendiğinde kendi ilişki, sonra hemen bütün şeyler çocuklar üzerinden döner. Evin hayatı. Evet. Şimdi çocuk rahat olduğunda hepinizin ilişkisi güzel, rahat gider. Siz tabii önce siz kendi aranızdaki ilişkiyi rahat götüreceksiniz. Doğru. Bir de şu var. Yani bu hocam az önce de bahsettik. Anne baba olarak sadece anne üzerinden dönmez çocuğun eğitimi. Muhakkak. Anne baba olarak. Hem anne, birbirini hem baba. Destekleyecek. Hem anne hem baba. Birbirini destekleyecek. Evet. Çocuk bunları da görecek. Görecek, çünkü orada bir sorun olduğunda aile çözüm kaynağı. Bir mutluluk olduğunda aile bunu paylaşma kaynağı olarak görecek. Sadece işte orada sıkıntıyı görmeyecek çocuk. O zaman kaçar çocuk. Başkasını arar. Çocuk hemen başkasını çağırdığında daha çabuk gider. Çünkü çocuk bir mutluluk arıyor. Evet. Ya o yüzden madde bağımlılığı giderek yaygınlaşıyor. Çocuk orada bulamıyor ailede aradığı şeyi, rahatı. Giderek toplumda işte uzaklaşıyoruz, bireyselleşiyoruz diyoruz. Çünkü çocuk toplumun aile olmayı göremiyor. Evet. Bir de yine günümüzde dedik, geniş aile. Evet, bireyselleşiyoruz kalmadı diyoruz ya. Yani çekirdek özellikle aile tipi var. Özellikle hani anne, büyük ebeveynlerin olduğu. Yani çocuklar ara ara bunu görmesi lazım. Bizim ebeveynlere merhametli olduğumuzu görmesi lazım. Evet. Bizim merhametimiz, onlara davranışımızı görmesi lazım ki çocuk ondan model alacak. Evet. Komşu ilişkileri. Bayramlarımız ya bizim en önemli şey, yakın zamanda işte Ramazan bayramı geçirdik. Biz evde tatil köşelerine gitmeyeceğiz. Evet. Biz büyüklerimizin yanında bir arada, biz o iyi günde de bir aradayız, kötü günde de bir aradayız. Onu görecek çocuk. Çünkü aileyle paylaşmayı görecek. Evet. Komşu ilişkileri de çok önemli hocam. Hatta peygamberimiz bu konuda biliyorsunuz öyle hadis-i şerifler söylüyorlar ki ashab-ı kiram, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannediyorlar. Evet, o kadar bahsedildi ki diyor. Evet. Sanki mirasçı kılacaktım, akraba gibi oldu yani. Evet. Akrabaların birbirine mirasçı, evet, olması gibi. Evet. Komşunun da komşuya mirasçı olacağını bizde zannettik diyorlar. Bizde komşuluk bu kadar diyorlar. Önemli yani. Evet, komşu ilişkileri de çok kuvvetli olmalı ve çocuklar da bunu görmeli, komşularla. Yani evet, bırakacağımız nasıl geçinildiğini, nasıl beraber olunduğunu. Şey yani büyükler olarak, evet, sıkıntı, zararlı bir komşu varsa oraya değil, ama bütün komşular kötü demeyeceğiz çocuklara. Elbette. Yani sen onu ebeveyn olarak takip edeceksin. Hani dedik ya zaten, evet, iyi komşunun bulunduğu yerlere. Yeri bulacaksın. Evet. Bulduğun zaman da ona güvenmeyi de bileceğiz. Yani herkes kötü, çocuklar herkesten şey. Hayır, çocuğa kendini korumayı öğrettiğim zaman çocuk kendini korur. Evet. Evet hocam, vaktimiz doldu. Evet, güzel bir program bizim için de. İnşallah benim için de. Faydalı olmuşuzdur. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün program misafirim uzman psikolog ve aile danışmanı Ayşe Çörtük Hanım'dı. Kendisiyle çocuklarda sosyal çevre ve sağlıklı, güvenli ilişki başlığı altında sohbet ettik. Programı ben Faruk Salt sizlere sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Mustafa Özcan yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim. İletişim dünyamız.